21 hidrojen. 21 hidrojen cevap verin. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında ilk oyunum benim Tavşan Tavşanoğlu ve oynadığım rolde Tavşan Tavşanoğlu. Tarih o zaman doğru söyleyeceğim bu sefer. Tamam, 16 Ağustos. 16 Ağustos 2021. Evet, tanışma toplantımız. Hepimiz heyecanlıyız. Ay, oyunlar belirlenecek, distribüsyon asılacak birazdan. Abi baktım orada kocaman böyle bir adam iri. Ne bak. Bakıyor, dedi aa babayım ben. Ondan sonra baktım anneyim, ay dedim kocacığım. Hemen biz bulduk birbirimizi zaten, inanılmaz bir enerjiydi. Merhaba. Merhaba, ben Cerar. Lucy'nin nikah masasında terk ettiği kişiyim. Öyle yaşıyor, yani Cerar olarak yaşıyor. Yani o şekilde başlamıyor muyuz? Buyurun, tamam. Ben de aynı oyunda, şehir tiyatrolarının ikinci oyunu. Beber oynuyorum, abisini, tavşancığım. Teksti elime aldığımda okuyorum, bir gariplik var. Çünkü tavşan 14 yaşında, tavşan oğlan çocuğu, tavşan dünyalı mı uzaylı mı belli değil. Benim oynadığım karakter Jano, ailenin çocuklarından bir tanesi. Ailesine yalanlar söyleyen ve her şeyi batıran ve başına çok büyük belalar açan biri. Ben evin en küçük, dengesiz, annesine benzeyen, daha çabuk cırlayan ve birazcık akılsız bir sevgilisi olan ve nikah masasından hayır diyerek bir anda onu terk eden Lucy'yi oynuyorum. Ben de Marie'yi oynuyorum. Bu ne derler, hayırsız abinin. Çok hayırlı bir kızımı desek ama işte boşanıp gelen, hani eve yerleşmeye çalışan bir diğer kardeş. Birkaç aylığına burada sizlerle oturmaya geldim. Boşanmıyorum! Yani ilk şehir tiyatrosunun ilk oyunlarından olması dolayısıyla ilk tabii ki de büyük bir heyecan vardı bende de. Direkt işte hani toplantıdan sonra acaba işte panoya ne asılacak falan diye bakıyoruz hepimiz. Bir anda baktım, yani ismim orada Tavşan Tavşanoğlu. Ben teksti ilk okuduğumda dedim ki evet, çok spesifik, net çizgileri olan bir anne karakteri. Çok heyecanlıyım elbette, şehir tiyatrolarındaki ilk oyunum. Ve o zaman anmadan geçemeyeceğim, ruhu şad olsun, Hülya Nutku hocamız, henüz sağ, provalara başlayacağız. Çok sevindi, çok mutlu oldu. Harika bir rol ve harika oynayacaksın eminim dedi. Benim içimde uhde kalan tek şey onun beni sahnede izleyememiş olmasıdır. Oynadığım karakter Madame Duper'i çok özel bir karakter. Çok severek oynadım ben. Hani oyunu okusam hangisini oynarsın deseler Madame Duper'i seçerdim. öyle de oldu. İsmim Madam olarak kaldı. Herkes Madam diye çağırıyor beni ve dışarıda da öyle Madam nasılsınız falan diye böyle İzmirliler şey yapıyorlar, çeviriyorlar. Ben bundan sonra sizde kalabilir miyim Madam? Ay yani bu akşam kalabilirim. Demedim mi? Bu akşam mı? Tavşan Tavşanoğlu benim de tiyatrodaki, İzmir Şehir Tiyatrosu'ndaki ilk oyunumdu. Çok heyecanlı başlayıp heyecanlı devam ettiğimiz bir oyundu. Ben de oyunda televizyon spikerini canlandırıyordum. Bu da Emektar, benim Balkaba. Ayrıca oyunda olmayan bir karakteri de daha sonradan Yücel Hoca'nın eklediği bir karakter, Kör Hızıkacı'yı canlandırmıştım. Bizim toplumumuza hiç uzak olmayan bir hikaye. Belki de onun için çok çabuk hepimiz içine aldı. Bir anneye ve bir aileyi ayakta tutmaya çalışan bir anne ve onun etrafında hayal kırıklığına uğratan bir eş ve çocukları. Bir anne deyince şimdi böyle aklıma bambaşka bir şey geldi. Biz provalara büyük bir iştahla başladık ama bu iştah çift anlamlı çünkü anneciği canlandıran Buket bize böyle börekler falan getirmişti yani evet, ilk prova günü bir Eylül'dü hatta. Sonra ilk okuma provasında da ben börekler, kekler getirdim.
Yemeler, içmeler. Evet. Neden böyle olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hem konuştu hem de konuştuk diyor. Çünkü ben oyunda da kılıbık, böyle bak benim böyle görünce kılıbık, içine böyle bastırılmış bir babacığı oynuyorum. O da beni böyle çenesiyle yoruyor. Ben de hiçbir şey diyemiyorum. Rollercik oturmuş. Oyunumuzda bir enstrüman yani klarnet çalarak, bir de Madame Duperre'nin oğlu olarak, asker oğlu olarak rol almaktayım. Hayırsız evlat, evet. Hayırsız evlat olarak görev alıyorum oyunda. Prova sürecine girdiğinizde yönetmenimize bir arkadaşımız şu soruyu sordu. Dedi, niçin yani hocam 14 yaşında bir oğlan çocuğunu kurumun en genç gösteren sanatçılarından biri değil de Hatice abla oynuyor acaba? Çünkü Hatice ablasının yaşı 60-61 o ara. Ama hocanın bu tercihi bence doğru bir tercih. Çünkü uzaylı tavşan modelini yansıtabilmek için farklı bir tercih. Doğru da bir tercih. Yani söylediği zaten o anda söylediği şeydi yani. Derinliği olan bir şey istiyorum. Hiçbir şeye benzemeyen bir şey istiyorum. Yani dünyalı mı değil mi? Oğlan mı kız mı? Yaşlı mı genç mi? 21 hidrojen. 21 hidrojen cevap verin. Dönemin Fransa'sında işte bir çatı katına sıkışmış, çok temiz, güzel, hala o kadar zorluğa rağmen iyi kalmaya çalışan güzel bir aileyiz. İyi de bir aile olduk. Güzel bir aile olduk. Güzel bir de şöyle enteresan dönüşler geldi mesela seyircilerimizden. O çok ilginçti. Gerçekten kendi evimizdeki aile sıcaklığını gördük. Gerçek bir aile olmuşsunuz dediler. Bu benim için çok önemliydi. Demek ki o samimiyeti burada biz kendi aramızda hissettiğimiz o aile dinamiğini ve enerjisini seyircimiz de hissetmiş. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Belki afişimizde de olduğu gibi yani toplum tarafından ailenin ve bireylerinin de bir şekilde hatalara sürüklenmesiyle ilgili olan bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de özellikle ailelerin de izlerken çok güldüğünü ve kendini bulduğunu düşünüyorum. Çünkü altta büyük bir dramatik bir sınav bence. İstanbul'dan ilk geldiğim zamandı ve hani evet İzmirli arkadaşlarımız var burada ama birçok kişi de şehir dışından geldi aslında. Bir aile konseptine sahip bir oyunda oynamak aslında bir bakıma İzmir'e alışmak için büyük şanslı bizim için. Ve birbirimizi tanımayan bir ekiptik zaten ve yeni yeni tanışıyorduk. Biz Candaş'la ayrı bir yerde oturup ezber bile almadık. Biz sahnede bir araya geldik ve bu aslında partnerlik için önemlidir. Ve sonra böyle inanılmaz bir dil oluştu aramızda. Ben hatta bir oyunda bir repliği erken söyleyip üstüne atlıyorum, onu beni tutması gerekiyor. Sırtı bana dönük. Onu fark edip beni böyle yere düşmeden yerden tuttu kendisi. Tamam, ben de onu anlatacaktım. Neyse tamam, seni biraz öyle ben bir anlatayım. Tamam. Hemen oradan gideyim o zaman söylediği yerde. Söyleyeyim, buyurun. Hayır, ben sizden. Hüblende olmayı seviyorsun. Hayır, lütfen. Hüblende olmayı seviyorsun. Ben severim. Lütfen buyurun. Üç sezondur oynuyoruz. Yine kulise geçip hala sanki hiç oynamamış gibi. Şimdi ne yapıyoruz diyeceğimden çok eminim. Oyunda kendimi en konforlu hissettiğim yerler küvetin içi oldu genelde. Keşke oradan çıkmasam dediğim akşamlar olmuştu. Oyunun içerisinde Jano'yu küvete sakladığımız bir yer var. Polisler onun peşinde, işte saklamamız gerekiyor. Anneye baskı yapıyorum, hadi çamaşırları getir oraya saklamamız lazım falan. Ahmet'i, Jano'yu oynayan arkadaşı, içeri soktu. Ve benim oradaki sepetten o kirli çamaşırları almam gerekiyor. Bir baktım, içeride böyle bu kadar turuncu bir şey, kedi. Normalde gelip gidiyordu, hatırlıyorum zaten ama bir de kullandığımız çarşaf da sarı turuncu arası bir şey. Gözümü o an algılayamadım. Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa gerçekten burada kedim var ve seyirci var, ne yapacağımı bilemedim falan. Ahmet'in üstüne atsam, belki tırmalayacak bir şey olacak oyuna. Hiç çaktırma da seyirciyi de hafif böyle önümde diyor. Kaldırıp şöyle hafiften kediyi oturuyordur. Birazcık da şöyle uzaklaştırıp ondan sonra üstüne dökmüştür. Açın kapıyı polis! Biz felaket diploması, tavşan tavşan oldu. İzmir Şehir Tiyatroları kadrosunun Azizname oyunundan sonra şehre ilk merhaba dediği oyunlardan biri. Dolayısıyla da bizim için çok heyecan verici ve hayatımızda önemli bir yere sahip olacak bir oyun. Arkadaşlar siz oyuna nasıl girdiniz bu arada? Çünkü ilk kasta sizin adınız yoktu. Nasıl oldu bu iş? Biz 2 ay sonra.
İlk asıldığında oyunda değil. Premierde dişin şişti, hapse oldu bu kadar adamın dişi konuşamıyor. Ayıp söylemesi, 45 yaşından sonra bir 20'lik diş çıkardım ben. Oh. Bu da tam premierden bir hafta önce denk geldi. Dağ gibi adam konuşamıyor kenarda, böyle yemek yemediği için mutsuz, hatta huysuz. Şanslar diliyorum kendime, böylelikle daha da içe kapandım. Role de yardım oldu. Acı tatlı, çok güzel günler geçirdik. Ah madam, ah monsieur. Her zaman söylemişimdir. Eldeki kuş, daldaki kuştan her zaman iyidir. Ya oyunun çok tatlı bize gelen, en azından çok tatlı olduğu bir şey. Tavşanın efektler kullanılarak sesinin değiştirilip bize işte bir sihir yapıp benim artık karakterimin kadın olarak hayatına devam edeceğini açıklaması sonucunda sahneden benim kaybolmam ve yerime eşim olarak Selen'in gelmesi bize özel çalışma anları yarattı. Bence Tavşan ekibi çok sıcak bir ekip. Ben bu ekibin sıcaklığını oyuna da yansıdığını düşünüyorum. Bizi çok sıcak karşıladılar. Benim de şehir tiyatrosuna ilk adım attığım oyun olduğu için özel bir yeri var. Bazı özel sebeplerden dolayı mesleğime ara vermek zorunda kalmıştım. O yüzden 4 yıl sonra mesleğime geri döndüğümde ilk sahneye çıktığım oyun bu. Henüz provadaydık tabii ki. İlk defa bu duvarın patlatılması gerekiyor. Günlerdir uğraşıldı, işte teknik ekip hazırlandı filan. Arkadan o duvara vurulacak ve o tuğlalar sanıyorum gerçek veya gerçeğine çok yakın ağırlık olarak, yani öyle. O tuğlalar arkadan duvar vurunca patlıyor ve buralara yayılacak, yayılmasını bekliyoruz. Hocamız da ön sırada oturuyordu. Hüşlü içinde patlamasını bekliyoruz, duvarın patlamasını. Duvar patladı, tabii o tarafa dönük olmadığımız için ben direkt sahneye bakıyorum. Tuğlanın biri hocaya doğru gidiyor. Ya dedim ki inşallah görüyordur geldiğini. Böyle yanından teğet geçti. Böyle hepimizin böyle aynı anda böyle bir tansiyonu düştü. Ama hocanın tepkisi çok komikti. Aa, ölüyordum gibi bir tepki verdi orada, hatırlamıyorum o kadar çok ama. Güzel bir ekip olduğumuzu her zaman söylüyorum zaten ama beraber çalışmayı sevdiğim ekip. İlk ekip olmasının da ayrı bir tatlılığı var tabii. Ve ilk yurt dışı turnesini Tavşan Tavşan oldu yani. Sonradan bir felaket tutamasını dönüştü oyunu. İsim olarak. Sahne arkasına Ezgi, İsa, Erdal ve ismini daha sayamadığım bütün ekibe, Eylem ablaya. Eylem abla canavar onun başında. Yani. Dekor yokken bu dekoru kartonla yaptı. Evet. Çok inanılmaz, işimizi yani çok kolaylaştırdı. Her şeyi kartonla yaptı. Silah istiyoruz bir anda, evet. Falan bir gün sonra böyle kartondan bir silah gelmiş ama Uzi şeklinde falan gelmiş. Yani öyle yapmış, normal bir silah da değil. Ya veda ederken şöyle, tabii ki ilk göz ağrımız ve bir üzüm var. Fakat benim kişisel görüşüm hep şeydir, eğer hayata geldiyseniz ölmeye de bir bilet kesmişsinizdir. O sebeple kaçınılmaz bir veda.